Merhaba arkadaşlar, 7. sınıf genel tekrar deneme sınavının sorularını çözümlüyorum. Birinci soruya bakalım. Ne diyor? Karayollarında kamyon ve benzeri araçların taşıyacağı maksimum yük, yük miktarları verilmiş. 500 kilograma kadar. Daha sonra bunların e, yük aşımındaki ceza tutarlarını vermiş. 500 kiloya kadar 150 TL, işte 3 ton daha fazlası 500 TL bu şekilde vermiş. Sonra yol kenarı denetim istasyonu dört farklı araç varmış. Şimdi 4 farklı araç. Birinci araç, ikinci, üçüncü, dört tane araç var. Onların yük aşım miktarı 11 bölü 3 ton var. 3 tonmuş. Sonra diğerinin 13 bölü 4 tonmuş. Bunların ayrı ayrı yük aşım miktarlarını vermiş ve cezalarını böyle bizim belirlememizi istiyor. Bu cezaya göre de aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi önce birincisini inceliyorum. Birincisine ne diyor? 11 bölü 3 diyor. 11 bölü 3'ü tam sayılı kesir olarak yazmak istersem. Kaç kere var? 3 kere 9. 2 pay. E, burası ne olacak? Tam kısım olacak. Burası paydaya her zaman gelir. Artan kısım da nereye gelecek? Pay'a gelecek. Yani 3 tam 2 bölü nedir bu? 3'tür. O zaman buraya yazıyorum. 3 tam 2 bölü 3 bu ne olacak peki? Ton olduğuna göre 11 bölü 3 ton olduğuna göre bu da ton olacak. Yani şöyle 3 ton 3 tondan 2 bölü 3 kadar fazla olacak. Öyleyse bakıyorum 3 ton gösteren ve daha fazlası olan kaç TL idi? 500 TL. Tamam bunun 500 TL ceza kestiğini anladım. İkinci aracı bakalım. Bunun cezası var mı? 13 bölü 4'ü. Yine tam sayılı kesir olarak şuradaki gibi 13'ün içerisinde kaç tane 4 var? 3 tane var. O zaman 3 tamdır. Bu 4 payda her zaman aynıdır. 3 kere 4 12. Bir tane artarsa 13 olacak. Bu da 3 tondan fazla olduğuna göre bunun da cezası ne kadar oldu? 500 TL ceza oldu. Üçüncü aracıma bakıyorum. Üçüncü aracımda 7 bölü 6 ton diyor. 7 7'nin içerisinde 6 kaç tane var? Bir tane var. Fayda yine aynı. 6 kere 1, 6. Ne olacak? Bir tane artacak. Bu da bir tondan biraz fazlaymış. Bir tondan ee, bir ton o zaman 500 kilo ile bir buçuk ton arası burası olacak. Ne kadarmış o da? 250 TL'ymiş buradaki ceza. Dördüncü araca bakıyorum. 29 bölü 20 olduğunu söylüyor. 29'un içine 20 kaç tane var? Bir tane var. Payda aynı. 20 ile 1'i çarpıyorum. 20. Geriye ne kaldı? 9 kaldı. Peki bir tondan biraz fazlaymış. Bir tondan biraz fazla ne olacak? Yine aynısı. 250 TL cezası olacak. Toplam cezaya bakalım. Şöyle 500. 1000 ve 1500 TL'de buradaki toplam ceza miktarı oldu. 4 araca yazılan toplam ceza tutarı neymiş? 1500 TL'ymiş. Yanıt Ceyhan diyoruz. Şimdi diğer soruya geçelim. Bakalım burada ne diyor? 4 tane farklı uzunluktaki çubuktan şekillik bir parçalar kesiliyormuş. Kalan parçaları kullanarak kare şeklinde yapabileceği en büyük çerçeveyi yapıyor. Şimdi kesiyor. Kestikten sonra mesela şu kalan parçalarla en büyük çerçeveyi yapmaya çalışıyor. Marangozun bu çerçeve yapabilmek için birinci ve dördüncü çubuktan diyor, kestiği yani kullanmadığı, şimdi şöyle kesecek, kesecek diye yani mesela şöyle kesti, işte şu parça, şu parça, şu parça bunları kullanmayacak değil mi? Şunlardan ne yapmıştı biraz önce? Kare yapmıştı kestikten sonra bunlar ne olacak? Kalan parçalar mı olacak? Yani öyle olduğunu düşünüyorum. Bu kalan parçalardan ne yapacakmış? Ve kalan parçaların uzun, he, uzunluklarını soruyor bana. 1 ve 4 sadece ilgilendiriyormuş. Diğerleri değil. 1 ve 4. O zaman şunu şöyle iptal edeyim. Şunu, bu da yok. Bunu da görmeyelim. Sadece 1 ile 4'ü görelim. Onları iptal ettim. Burada 45 bölü 6, 90 bölü 12. Burada payda eşitliği. Bunu 2 ile genişleteyim. Ne olacak? 90 bölü 12. 90 bölü 12. Şansı ikisi de 90 bölü 12 çıktı. Eşitmiş. Burada kalan parçalar 1 ile 4'e bakıyorum. Birbirine eşit olabilir mi? Şu birincisi diyelim ki bu da dördüncüsü. Eşit, hayır eşit olamaz. Bu değil. İkincisine bakıyorum. Yine payda eşitleyeceğim. Burayı 2 ile burayı 3 ile çarpıyorum. 2 kere 50 nedir? 100'dür. 100 bölü 6 eşittir. 3 tane 45 ne yapar çocuklar? Ee, 3 tane 45 135 mi yapar? 135 bölü 6. İkincisi de böyle. Pardon eşit yaptım. 100 bölü 6, 135 bölü 6'dan nedir? Küçüktür değil mi? Neden? Paydalar eşitse payı küçük olan daha küçüktür. Peki birinci çubuk 100 iken ikinci çubuk 135'miş. E, 100 iken 135 olabilir mi? Hayır. Birincisi daha büyük olacak. Bu da olmaz. Üçüncüsüne bakıyorum. Üçüncüsüne de yine payda eşleyeceğim. Bunu 4 bunu 3 ile genişlettim. 4 kere 80 120 bölü 12 Dedim ondan sonra 3 e, tane 75 ne yapacak? 225 bölü 12 oldu. Şimdi 120, 225'ten nedir? Yani 120, 125'ten nedir çocuklar? Ha, 120 diyorum ya 320. 4 kere 30 ne? 320. 320, 225'ten nedir? Büyüktür. Paydalar eşitse payı büyük olan kesir ne olacak? Daha büyük olacak. O yüzden bu kesir bu kesirden daha büyüktür. Gerçekten de birinci parça, iki, e, dördüncü parçadan büyük. Dolayısıyla bu olur. Sonuncusunu da yapalım. Bunu 2 ile, bunu 9 genişlettim. 240 bölü 18 oldu. Burası da 270 bölü 18 oldu. Bu 240, 270'ten nedir? Küçüktür. O zaman küçük olmayacağına göre bu da değildir. Yani büyük olan 320 225'ten büyük. Demin 8 ile 80 4'ü çarpı 120 bulmuşum. Onu düzelttim. 320 225'ten büyük olacak. Yani yanıt neymiş? Ceyhan'mış. Peki diğer soruya geçelim. Bir yol üzerine aşağıdaki bir su birikintisi vardır. En geniş yer 4 bölü 5'miş. En dar yeri de neymiş? 4 bölü 11'miş. Yani en dar yer şurasıdır değil mi? Burasının uzunluğunu bana 4 bölü 11 diyor. En geniş yerde şurası. Burasının uzunluğu da neymiş? 4 bölü 5'miş. Buna göre adım genişlikleri yukarıdaki gibi olan 4 arkadaşın hangisi bir adımda bu su birikintisini geçemez diyor. Çünkü e, su birikintisinden geçmemesini yani geçememesi için ne olması gerekiyor diye düşünüyorum. E, su birikintisinin en dar yerinden bile küçük olursa adımı adımı su birikintisi şu ya bundan küçük ol, olursa geçebilir mi? Hayır geçemez. O zaman ona bakacağım. Ben. Tek tek uzunlukların daha doğrusu İrem'in, Kevser'in buradaki kızların e, adım genişliğini inceleyin. Şimdi 6 bölü 8 değil mi? En dar yeri neydi? 4 bölü 11. En dar yerine göre kıyas yapıyorum. 6 bölü 8 ile 4 bölü 11'i kıyaslayacağım. Bu adımı, İrem'in adımı. Buralara adımları yazayım. Buraya da en dar yeri her zaman yazayım. Şimdi bakın bunları kıyaslayacağım. Nasıl kıyaslayayım? 6 ile 4'ü eşitlersem daha kolay olacak değil mi? O yüzden bunu 2 ile genişletiyorum. Bunu da 3 ile genişletiyorum. Öyleyse ne oldu? Burası 12 oldu. 2 kere 8, 16 oldu. Sonra e, 3 kere 4, 12 bölü 33. Şimdi burada paydalar eşit mi oldu? Evet. Pay eşitliğinden ben bunu yapıyorum daha kolay olduğu için. Ne yaptım? Payları eşitledim. 12, 12. Paylar eşitse paydası küçük olan her zaman daha büyüktü. Öyleyse 12 bölü 16 bundan daha büyük olacak. Peki geçer mi? E, adım genişliği Buranın en dar yerinden, yani şu yolun en dar yerinden daha genisi adamını atacak. Şöyle adamını hop diyelim ki adamı burada. Karşıya ne yapacak? Geçecek. Eğer buradan daha küçük olsaydı adamı geçemezdi. O yüzden büyük olan geçer. İrem geçti yolun karşısına. Kevser'e bakıyorum. Yani su birikintisini kastettim. Kevser bakalım geçebilecek mi? Kevser'in adım uzunluğu 19 bölü 20 en dar yeri 4 bölü 11'di. Burada da bunu 4 ile bunu da 19'a yine payları eşitlemek daha kolayıma geldi. Siz paydayı da eşitleyebilirsiniz. 76 bölü 80, 76 bölü 209. 76 bölü 80, 76 bölü 209'dan büyük. Neden? Paydası küçük olan her zaman daha büyüktür. E, o zaman bu da geçer adımı daha büyük oldu yolun dar kısmından. Sonra Elif'e bakıyorum. Elif'in 15 bölü 16 ile ay pardon 15 bölü 60 bu. 15 15 bölü 60 ile 4 bölü 11'i kıyaslayacağım. Bunu 4 ile genişletiyorum. Bunu 15 ile genişletiyorum. Burası ne oldu? 60 bölü 240 oldum. Burası da 60 bölü 165 oldu çarpınca. Peki bu ne oldu? Küçük mü oldu? Paydalar, Paylar eşitse paydası büyük olan daha küçük oluyordu. Ee, daha küçükse o zaman adımı yolun e, genişliğinden o zaman ne olacak? Geçemez. Çünkü adımın su birikintisinin en dar yerinden bile küçük. O yüzden geçemez. Ee, zaten bana geçemez'i soruyor. Yani yanıt ne olacak? Ceyhan olacak. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.